Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün sizlere başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Aynı zamanda 3-4 gündür bir seçim sürecindeydim. Nasıl bir seçim süreci? LED ampul mü alsam, yoksa kompakt floresan mı alsam, yoksa halojen normal ampulle mi devam etsem diye düşünüyordum. Beyaz ışığı çok iyi alabileceğim, odamı iyi aydınlatabilecek bir tasarruflu ampule yönelmeyi tercih ettim. Tabi piyasada acayip acayip işler dönüyor. Kimisi beyaz rengi diyor, mavi rengine yakın bir beyaz çıkıyor, soluk çıkıyor. Lambanın ısınmasını bekliyorsun odanın aydınlanması için. Acayip acayip olaylar. Tabi aralarında dağlar kadar fiyat farkları da var. Aynı ürünü kimisi 5'e satıyor, kimisi 15'e 25'e satıyor. Ufak tefek onlara değineceğim. Aynı zamanda başımdan geçen olayları anlatacağım. Ve LED ampulle, yani LED lambayla kompakt floresan arasındaki farklara da değinmiş olacağım. Şimdi dilerseniz ufaktan başlayalım. Bugün yaklaşık 10-15 farklı elektrikçiye gittim. Şansım öğle namazına denk gelmiş. 5-6'sı kapalıydı. Camiye gitmiş abiler, amcalar. Pek denk gelemedik. Herkese teker teker sunma fırsatım oldu. Yerinde denedim. Elektrikçilerden bilgileri edinmek istedim. Ama gördüğüm kadarıyla çoğu sadece ucuz ve ürünü satayım modunda yaklaşıyordu. Birkaç tanesi çok yardımcı oldu. Size bu konuda deneyimlerimi aktaracağım. Ben evde şimdi Lambada'nın 30 wattlık spiral kompakt floresanını kullanıyorum. Beyaz ışık elde etmek istiyorum. 6500 kaldık. Bir renk değeri. Neyse, bunu uzun süredir kullanıyorum. 9-10 TL gibi bir fiyata almıştık. Gayet ucuz. Elimde de 10 tanesi var. 10 tanesini birleştirip çekimlerde kullanıyorum. Daha iyi bir çözüme yönelmek istedim. Nasıl bir çözüme yönelmek istedim? Hani daha az elektrik çeken, hemen ışığı yayan, daha uzak mesafelere ışığı iletebilen bir sisteme yönelmek istedim. Şimdi bu kompakt floresanlar güzel, iyi ama ilk başta ısınmasını bekliyorsun. Isındıktan sonra arada çat çat sesler çıkıyor. Tamam, tasarruflu ampul olabilir. Halojen ampule göre daha az elektrik çekmiş olabilir. Ama yine de daha da az çekenleri var. LED ampuller. Yani hem daha az çeken hem daha iyi ışık alabileceğim bir sisteme yönelmek istedim. Açık konuşmak gerekirse kompakt floresanlar bana eski zamanlarda kullanmış olduğumuz dev CRT monitörler gibi geliyor. Hem daha fazla elektrik tüketiyor. Tabii ki halojen lambaya göre daha az elektrik tüketiyor. Sonuçta tasarruflu bir ampul. Yani 30 watt'tan 150 watt güç elde edebiliyorsunuz. 60'tan 300 watt'lık bir ışık gücü elde edebiliyorsunuz. O açıdan iyi. Ama LED ampule yönelmek yeni seri monitör almak gibi geliyor bana. Yani şöyle düşünün, yeni çıkan oyunları o eski monitörlerde oynadığınızda ne olur? O hıza yetişemeyebilirsiniz. O çözünürlük kalitesini alamayabilirsiniz. Ama LED en son seri bir monitörle çok daha parlak, çok daha canlı bir performans yakalarsınız. Lamba işine de birazcık böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şunları söylemek istiyorum. Birçok farklı markayı deneme fırsatım oldu. Orada elektrikçi amcalarımızla, abilerimizle oturup uzun süreli konuştum. Çoğu sadece son kullanıcının gelip ya ucuza bir lamba ver de odamızı aydınlatalım, ucuza bir lamba ver de şunu şurayı aydınlatalım şeklinde yaklaştığını, sadece tasarruflu kelimesine takıldığını söyledi. Bir benim enteresan çıktığımı söylediler. Ben her şeyi sorguladım. Abi şu kadar lümense ne kadarlık yeri aydınlatır, şu kadar wattsa ne kadar watta denk gelir, güç verir. Ya sonuçta hem odamda hem de dışarıda ışığı yanımda taşıyabiliyorum. Çekimler yapıyorum bazen. Bazen ışığa ihtiyacım oluyor yani. Ben kitap okuyorum bazen. Mesela annem geçenlerde 9 wattlık bir LED ampul almış. Pardon, 10 wattlık bir LED ampul almış. 700 ile 900 arası lümen ışık verebildiğini iddia ediyor. 6500 K'lık beyaz ışık yayabiliyor. Ama gel gelelim bildiğimiz halojen normal lamba
ondan 1000 kat daha iyi aydınlatıyor. Çünkü markasız bir şey almış. Hani markasız dediğim, markası bilinmeyen 2-3 liralık bir şey galiba. Yani onu da soramadım ayıp olmasın diye. Ama gittim, mesela Horoz diye bir markayla tanıştım. Hem son kullanıcıya ellerinden geldiği kadar destek vermek istiyorlar, hem de garanti anlamında desteklerini devam ettirmek istiyorlar. Türkiye çapında yayılıp elektrik anlamında, aydınlatma anlamında iyi bir iş çıkartmak istiyorlar. Ben bunu anladım. Birçok farklı firmalar var, onu fark etmişsinizdir. Yani ışık bakımından, LED ya da floresan bakımından Philips'i hep bir numara olarak biliyorum. Onun dışındakilere çok fazla bakmadım. Ondan sonra lambadayı keşfettim. Lamba da çok güzel spiral floresanla üretiyor. Çok hoşuma gidiyor. Hem ucuz hem de piyasadaki diğer dandirik şişirme şeylerin aksine iyi bir ışık performansı sunabiliyor. Sonra Horoz'u keşfettim. İsmi çok garip geldi bana ama oldukça başarılı. Şöyle söyleyeyim size. 12 wattlık Horoz'un normal bir ampulünü aldım. LED ampulünü aldım. Isınma derdi yok zaten. Direkt tak çalışsın, anında ışığı yaysın böyle. Daha uzak noktalara kadar nüfuz edebiliyor. Şimdi 1700 lümenlik 30 watt tüketen 150 watt gücünde ışık yayabilen bir lambam bulunuyor. Lambadadan almıştım. Gayet odamı aydınlatabiliyor, öyle söyleyeyim size. Odam ne kadar? 20 metrekarelik bir oda. İyi bir şekilde aydınlatabiliyor. Ama bu 12 wattlık daha az elektrik tüketen LED lamba tak basar basmaz ısınmasını beklemeden aydınlatıyor. Ne çatır çutur sesler çıkıyor, ne aşırı ısınıyor. Hiçbir sıkıntıya rastlamadım. Yani tak çalıştır olmuş birazcık LED ampuller, öyle söyleyeyim size. Hem daha dayanıklı. Nasıl dayanıklı? Diğeri cam, floresan. Tak yere düşürdün kırıldı. Ya da hassaslar. Çıkartıp başka bir yerde kullanmak istedin. Elinde kalabiliyor bazen. Ama LED ampuller öyle değil. Oldukça sağlam ve dayanıklılar. Hem de tasarım olarak bana daha tatlı gözüküyorlar. Yani ufak bir top küresi gibi. O yüzden seçiminizi yaparken dikkatli olmanızı öneririm. Yani gidin özellikle elektrikçilere, alacağınız ampulü deneyin. Yani sadece bir ampule, yani elektrikçilerle konuştum. Tasarruflu diye alıyor insanlar. Biz de dandirik markaları veriyoruz, gidiyorlar. Yani marka bile sormuyorlar. Elimizde kalan ürünleri veriyoruz bazen diyorlar. Yani buna gelmeyin, bunu yapmayın. Gidin deneyin. Işığına iyi bakın. Bazıları beyaz diyor ama dediğim gibi beyaz dışında birçok farklı renk çıkartıyor. Sarı diyor, sarı dışında kırmızıya kayıyor. Farklı farklı şeyler var. Dikkatli olursanız, orada denerseniz daha iyi olacaktır. Ama benim size önereceğim markaların başında Philips geliyor. Lambada geliyor, Horoz geliyor. Horoz'u yeni keşfettim. Bunlardan iyi performans alabilirsiniz. Onun dışında Osram var. Çeşitli diğer markalar da var. Ama benim favori üçlüm bunlar. Philips, Lambada, Horoz. Şimdilik beni idare ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşarsam size söylerim ama bir sene boyunca Philips'ten yana hiçbir sıkıntım olmadı. Lambadadan da olmadı. Horoz'a yeni bulaştım. Daha da fazla işim olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok kapsamlı düşünüyorum. Çok farklı yerlerde kullanıyorum. Sizlerin de aydınlatmaya ihtiyacınız varsa, ciddi anlamda ucuza güçlü bir aydınlatmaya ihtiyacınız varsa size tavsiyem LED ampullere yönelmeniz olacaktır. Çünkü biliyorsunuz teknolojiye her açıdan ayak uyduruyoruz. Telefonlarımızı her gün değiştiriyoruz. Yani daha az elektrik tüketen, daha iyi ışığı yayan, daha iyi ışık performansı sunabilen bir lambaya yönelmek niye aklımıza gelmesin? Gelsin. Yani 60 watt tüketeceğine 12 wattla daha güçlü bir ışık gücü elde edip senelik vurduğunda, hesapladığında 5 senede ya da 2 senede ödediğin elektrik parasının bir senesi cebinde kalıyor belki de. Öyle söyleyeyim size. Yani elektrik sürekli açık olan bir şey. Onun için fahiş fiyatları ödemek yerine elektriğe 12 wattlık alın bir tane Horoz ampul takın. İşinizi görsün. İlk lambayı alacağınız zaman kutusunda bazı değerler yazar. Atıyorum der ki sana adam
1950 lümen güç sunuyorum diyor. 30 watt güç sunuyorum diyor. 150 watt gücünde ışık yayabiliyor diyor. 60 watt diyor. 300 watt gücünde ışık yayabiliyor diyor. 6500K diyor. A sınıfı diyor. Bembeyaz ışık yayacak diyor. Ama bir geliyorsun fıs. Hikaye. Başıma şöyle bir şey geldi. Global'in 5 TL'lik spiral kompakt florasanını aldım. Gayet ucuz. Gayet ucuz. Yani baktığımızda 30 wattlık spiral florasanlar 15-20, 25 TL gibi bir fiyata kadar yükselebiliyor. Bazı firmaların ürünleri var. Abartmışlar yani. Adam 45 lira demiş yani 30 wattlık tasarruflu ampule. Neden? Lümeni yüksek. Daha fazla ışık gücü var. Tamam da sen onu o kadar fiyat çekiyorsun. Ben gidiyorum LED ampul alıyorum 10-15 liraya. Ondan daha büyük güç elde edebiliyorum. Hem onun ısınmasını beklemiyorum. Tak anında ışık bana geliyor. O 30 TL'de ne oluyor? Senin cebine giriyor. Niye girsin? Sen de insansın, ben de insanım. Evimi aydınlatmak istiyorum kardeşim. Her neyse, aldım eve, getirdim, taktım. Beyaz dedi, mavi çıktı. Delirdim. Fotoğraf çekeceğim, bir şeyler yapacağım. 1950 lümen demiş. Benim 1700 lümenlik lambada ondan %75 daha iyi ışık saçıyor yani. Bembeyaz hem de. Yani bu tarz şeylere gelmeyin. Kutunun üzerinde yazan değerler çıkacak diye bir durum yok. İşçilik, içindeki aksam onlar da belirliyor yani. O yüzden kutudaki değerlere çok fazla takılmayın, gidin deneyin. Bir tavsiye olarak sunabileceğim en büyük şey bu olacaktır. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.